Arkadaşlar herkese selam. Koyun Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni tanıyamadınız biliyorum. Ben Talha. Saçlar gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere askere gidenler için askerlik sepeti hazırlıyoruz arkadaşlar. Askerlik sepeti nedir? Bu askerlik sepeti nereden geliyor onu anlatacağım. Eski yayınlardan biliyorsunuz birçok defa yayınlarda birçok anımızı, hatıramızı sizlerle paylaştık arkadaşlar. Daha önce çok yakın bir liseden arkadaşıma 2020 boğasında, 2021 boğasında bir sepet hazırlamıştık ve bu sepetin içerisinde Chiliz, Solana, Venus ve benzeri 100x yapan birçok coin vardı arkadaşlar. Bu coinler 100 kat değer kazanınca arkadaşım da askerde, kendisinin ismi de Hasan, buradan selam söylüyorum ona. Isparta'da yapmıştı askerliği. Ben de onunla beraber olmasa da onunla aynı yerde yapacağım. Isparta'da Nisan ayında gidiyorum. Saçı sakalı o yüzden kestim. Bildiğiniz üzere arkadaşım yaklaşık 1500 dolarlık sepeti 100 kat değerlemeyle 150 bin dolara falan ulaşmıştı arkadaşlar. Kendisi Isparta'da uzun dönem 12 ay hatta sözleşmeli de yapmıştı. 1 yıl falan bayağı uzun 2 yıl falan yapmıştı ama sepeti 1 yıl içinde 100 kat değer kazanmıştı. Askerde biliyorsunuz telefonla giremeyince akıllı telefon olmadığı için satamamıştı o coinlerini. Normalde kendisinin açıklamasına göre mesela 1500 dolar, 10 bin dolar olsa satar çıkardı piyasadan. Ama akıllı telefonu bulunmadığı için kendisi o sepetini satamadığı için Solana'lar uçtu, Chiliz'ler uçtu. Biliyorsunuz yayınlarda Chiliz'leri yüz binlerce defa almanızı sizlere söylemiştik. Arkadaşımın sepetini tam hatırlamıyorum ama Chiliz, Solana, Venus ve benzeri birkaç tane coin vardı. 100 kat değer kazanmıştı. Tabii şu anda bu yapacağım sepetten 100 kat bir beklentiniz olmasın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim askere giderken yapmış olduğum sepettir arkadaşlar. Bunu 1000 doları, yaklaşık 1000 dolar arkadaşlar, ona böleceğiz. Yani 100 dolarlık bir alım yapacağız. Bunu da Binance, MXC, KuCoin ve benzeri açıklamada kayıt linklerini veriyorum arkadaşlar. O borsalardan yapmış olacağız zaten. Videonun detaylı içeriğinde hangisine hangi borsadan alacağımızı da söylemiş olacağız. Tek beklentim şu, yani bu aldığımız 1000 dolarlık coin bakalım ne kadar değer kazanacak. Hepsini kağıt kalem yazacağız, bir portfolyo oluşturacağız profesyonel şekilde. Portfolyomuzda işte asker sepeti diyeceğiz, yazacağız. Sonra asker sepetin X coin, hangi coin olduğunu söyleyeceğiz. Ondan 100 dolarlık, diğerinden 100 dolarlık. Tabii bunu siz askere giderken 12 aylık, 1 yıllık, belki 5 yıllık da düşünebilirsiniz. Ben 1 aylık düşünüyorum. 1 ay sonra da satmam gerçi ama bu sepeti. Çünkü ben genelde uzun vadeciyim. Asla kısa hemen bir coin işte %20 değer kazandı satayım çıkayım. Tabi long short işlemler, yani futures işlemlerde bunu yapıyoruz. Mesela dünkü yayınımızda, katıl yayınımızda, her hafta katıl yayınımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Tabi ben katıl yayınlarında bir süre olamayacağım ama ekibimiz sizlerle katılda her hafta canlı yayınlarda olacak. Mert hocamız var biliyorsunuz. Mert hocamız da sizlerle olacak. Dünkü katıl yayınımızda mesela 26.500 Bitcoin 26.500'deydi, destekteydi. Dedik buradan long açarız, 28'e kaparız dedik ve 28'e gelmişti. Ekranlara da geliyor şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Long short fikirlerinde yanıldığını görmedim şu an, fikirlerim benim için. 26.500 bir destektir. Yani longlarım ama bak şöyle. Şimdi buradan longlarım, açıkçası doğru söyleyeyim. Buradan longlarım ama 28'de longumu kapatırım. Bir. A few moments later. Run. Buradan longlamak çok risklidir çünkü bunun altına kapatıp retest yaparsa 23-24'lerin geri çekilmeleri çok rahat yapar ve bunu sert yapar. 23'ün altındaki de çok sert hareketler böyle 20'lere kadar geri çekilir. Zaten daha önce çizmiştik biz bunu. Bak böyle burada var. Bu tarz kısa vadeli işlemler yapıyoruz. Ama genellikle en çok para kazandığımız yatırımlar sepetler oldu veya ön satışlar oldu. Ön satışlar içinde açıklamada ücretsiz eğitim serimiz var. Tabii ki ücretsiz eğitim serilerimiz devam ediyor. Lütfen onları izleyin arkadaşlar. Sizler için ekibimizde yıllardır edindiğimiz, 2016'dan bu tarafa yaklaşık 8 yıl, 7 yıl geçmiş edindiğimiz derin bilgileri sizlere ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Gerek canlı yayınlarda gerek eğitim serilerinde edindiğimiz bilgileri sizlere anlatmaktan dillerimize tüyler bitti. Airdroplar olsun, İşte testnetler olsun,
Airdrop Mühendisi diye size yeni bir platform başlattık. Airdrop Mühendisi bildiğiniz üzere 10 bin aboneye geçti ve yüksek bir hızla ilerliyor. Çünkü airdroplar çok değer kazanıyor. Çünkü Arbitrium, Aptos bunlardan binlerce dolar kazandınız. Lütfen beğenileri eksik etmeyin arkadaşlar. Sizden tek isteğimiz beğeni ve sizden şunu da rica ediyorum. Bize kötü yorum yapanlara çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Onlar kendilerini biliyor arkadaşlar. Sizin sayenizde buradayız. Ne olup ne bittiğinizi biliyor herkes. Lütfen destek rica ediyoruz. Beğeniyorum. Bu videonun altına da bol bol yorum atarsanız askerde olacağım ama askerden geldiğimde veya askere gitmeden önce video yayınlanırsa elinden geldiğince bu yorumları cevaplayacağım. Ekibimiz cevaplayacak. Askerde de uzun bir süre trade'den ve ekran başlarından uzak duracağım. Vatani görevimi yapmak üzere partiye gideceğim arkadaşlar. Hepinize de teşekkür ediyorum. Hadi videomuza geçelim. Çok uzun tuttuk. Bakalım hangi coin'leri alacağız? 10 coin hangisini seçtik? Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Asla satın almayın. Görüşmek üzere. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle takip edip beğenelim arkadaşlar. Abone olmadıysak olalım. Şimdi coinmans.com biliyorsunuz biz bu web sitesini sizler için tüm verileri analiz etsin ve sizlere hızlıca döksün diye yazılım ekibi tarafımızdan uzmanlıkla geliştirildi arkadaşlar. Ve burada sepet yaparken işimize yarayacak bir kısım var. Borsalar kısmına ilerlediğimiz zaman tüm borsalara indirimli olarak kayıt olabiliyoruz arkadaşlar. Komisyon indirimleri ömür boyu geçerlidir. Örneğin birazdan Binance, Bybit veya Bitget'te veya Huobi'de, Gate'de nerede satın alacaksak orada indirim kazanmak için buradan kayıt ol butonlarına tıklayabiliriz. Mesela ben Binance'dan alacaksam Binance'e tıklıyorum ve indirimli olarak kayıt oluyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim sepetimize. Tabii sepeti yapmadan önce bir portfolyo tutmamız gerekiyor. Yani takip etmemiz gerekiyor. CoinMarketCap.com'u kullanacağız. CoinMarketCap.com kısmında portfolyo var arkadaşlar. Bu arada bu portfolyo kısmı yakında bize de gelecek CoinMans.com'a. Desteklerinizle bunu da mümkün yapacağız. Buraya ben bir portfolyo oluşturdum Create Portfolio kısmından. Asker Sepeti isimli. Buraya aldığımız coinleri tek Add Transaction kısmına tıklayarak yazacağız. Şimdi benim ilk coinim Aptos arkadaşlar. Biliyorsunuz 1 Eylül Airdrop yaptı ve Aptos'u Airdrop mühendisinde. Airdrop mühendisini biliyorsunuz arkadaşlar. Aptos'un Airdrop'unu burada yayınlamıştık. Hatta Arbitrium'un da Airdrop'unu burada yayınlamıştık arkadaşlar. Bu Airdrop'lara katılırsanız katılanlar vardır. 11.000, 12.000 abone olmuş yaklaşık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Aptos'un Airdrop'undan binlerce dolar kazandırıldı. İnsanlar tarafından bedava verildi. Ve Aptos bir değer kazanmıştı. Bir blockchain projesi arkadaşlar. Binance'in portföyünde ve benzeri birkaç tane de portföyde. Ben Aptos'un geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü binlerce insana çok güzel airdroplar ile destek verdiyse yazılım destekleri çok yüksektir. Yapay zeka destekleri çok yüksektir. Yüksek fonlar bulundurduğu için kendi içerisinde Aptos'u sepetimize ekliyoruz. Tabi Aptos eklerken buraya APT yazayım hemen. İlk coinimiz APT dedim. Şu anda ne kadar? 11 dolar. Ben bunu 100'e tamamlamak için biliyorsunuz 100 dolarlık 10 coin demiştik. 9 adet alıyorum. Yani 9 adet ya da bu 10 adet olsun. 10 adet Aptos aldık arkadaşlar. Transaction kısmına ekledik. Gördüğünüz gibi portfolyomuza birazdan gelecek. Bu arada Aptos'u teknik olarak bir de inceleyelim. Ben neden Aptos'u aldım? Çünkü daha önceki yayınlardan biliyorsanız arkadaşlar hep 9.5'ta alınır diye buraya hedefler koyuyorduk. 9.5 geldi ve buradan bir geri döndü. Tepki aldı ve bu tepki devam ederse önümüzdeki aylarda en kötü tekrar aynı zirvesine, bir önceki zirvesine çıkmasını bekleyebiliriz. Tabi uzun vade bunu tutacaksanız daha da çok kazandıracaktır. Çünkü iyi bir coin geleceği parlaktır. Geçtiğimiz yıllarda Solana'nın yaptığı performansı yapabilir. Biliyorsunuz Solana hep 3 doları kırarsa diyorduk. Şimdi Aptos 18 doları kırarsa diyebiliriz. Gelelim diğer coinimize. Aptos inceledik. Mina arkadaşlar. Mina'yı hepimiz biliyoruz. Coinlist bizim ön satış videolarımız vardı. Ön satış videolarımızda yüz binlerce kişiyle, binlerce kişiyle bunun ön satışına katıldık ve binlerce insan buradan çok güzel paralar kazandı arkadaşlar. Ve şu anda Mina bir geri çekilme yaptı. Mina'yı da burada takip listemizde vardı. Neden Mina'yı aldık peki derseniz Mina'yı 4 saatlik de inceliyoruz şu anda. Günlük trende döneceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mina 0.80'de bir direnci var arkadaşlar. Bu direncini kırmak üzere ve volatil bir hacimlenme yaşamış o direnci kırarken.
bu direncini kırdığı anda 1.50'lere çok rahat ilerleyeceğini ekibimizde analiz ettik ve bunu düşünüyoruz. O yüzden bunu kesinlikle sepetimizde tutmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Mina 1.50'yi kırarsa uzay yolculuğuna başlayacaktır diyoruz. Çok güzel bir projedir kendisi. Mina protokol. Sonraki konumuza geçiyoruz. Asto arkadaşlar. Asto, AI, yapay zeka, big data, NFT gaming içerisinde birçok ekosistemi bulunduran bir projedir arkadaşlar. FIFA tarafından desteklendiği bu web sitesinde açıklanıyor arkadaşlar. Bakın FIFA güzel partnerleri var ve pek konuşulmayan, bilinmeyen proje. Roadmap'i güzel arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda Asto değer kazanarak bize paralar kazandırabilir. Peki neden Asto diyoruz? Tabi bu arada Aptos'la Mina'yı Binance'ten satın alıyorum. Asto'yu da Gate veya MXC'den alacağım. CoinEx'ten de alabilirim. Biliyorsunuz burada hepsinin indirimli kayıt linkleri bulunuyor. %10 indirimli Gate. Yine S-Index, OKEx %20 indirimli. Buralardan hep satın alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi sepetleri aldığımız zaman cold wallet'lara da çekebiliriz. Yani soğuk cüzdanlara da paramızı çekebiliriz. Ama ben genelde borsada tutuyorum çünkü hızlıca alıp satabilirim. Ama siz 5 yıl saklayacaksanız size kalmış artık gerisi. Asto'yu da sepetlerimize ekleyeceğiz. Peki Asto'ya teknik olarak bakalım. Asto gördüğünüz üzere şu anda Gate'de listelenmiş, bir teknik olarak bakamayacağız. Çünkü geçmişe dair bir verisi pek bulunmuyor. Biliyorsunuz teknik geçmişe dair veriden alınarak yapılır. MXC'de nasıl grafiği var mı? Biraz var ama pek bir borsada listelenme işi de bizim avantajımız olacaktır. Çünkü büyük borsalarda sırasıyla eğer listelenmeye başlarsa değer kazanacaktır. Bugün biraz %25 değer kazanmış. Asto bugün hemen almayalım ama yakın fiyatlarda da alabiliriz. Gerçi bu video yayınlanınca tarih henüz bilmiyoruz. Sıradaki coin'imize geçelim. Ali arkadaşlar. Ali beğendiğim projelerden bir tanesi. Medya, sosyal medya kendi içerisinde güzel bir proje. Yapay zeka ile karakter oluşturuyorsunuz. Karakterlerin NFT'si. Karakter GPT, Chat GPT gibi düşünebilirsiniz bunu. Chat GPT'nin karakter versiyonu. Hype başlarsa, AI veya yapay zeka hype devam ederse ve şöyle söyleyeyim, mesela Yuru Kazan hype, işte Chat GPT hype, yapay zeka hype, karakter GPT hype de başlarsa iyi kazandıracak bilinmeyen projelerden diyebiliriz Ali. Ali'yi de teknik olarak bakabileceğiz, mümkün, bakalım. Değeri yani bayağı düşmüş şu anda. Daha önceki diplerde bulunuyor şu an. O yüzden buna girdik hep. Ali'yi de sepetlerimize koyuyoruz, asker sepetimize. Tabii Bitcoin'i Binance'te bulunuyor. Ali'yi de nereden alacağımızı işte MXC Gate borsalarından alabiliriz. Evet, diğer coin'imiz Biko arkadaşlar. Biko ise sevdiğimiz projelerden, Coinbase ve benzeri borsalarda listelenmiş. Biko'ya hemen teknik olarak bakalım. Biko'yu biliyorsunuz arkadaşlar, Bikonomi. Kendi içerisinde Web3 teknolojilerini bulunduran çok güzel bir blockchain projesi. Uzun zamanda iyi değer kazanacağını düşünüyoruz. Sandbox, Decentralized Mana, DYDX gibi büyük partnerleri var. Güzel değer kazanabilir. Bakalım hemen Biko'ya. Teknik olarak incelediğimiz zaman ise Biko gördüğünüz üzere gerçekten dipte sürünen bir, aslında bunu teknik olarak çok sevdik diyebiliriz arkadaşlar ekibimizde. Çünkü şöyle söyleyelim, 75 cent direncini kırdığı takdirde gerçekten çok güzel bir yükselişle karşılaşabilir ve alım mumlarını, yüksek hacimli alım mumlarını diplerde görüyoruz. Bu coin gerçekten toplanmış, artık balinalar mı kimler tarafından, market maker'ı tarafından toplanmış olabilir. Uzun zamanda iyi kazandırabilir diyoruz arkadaşlar. Hedeflerimiz ise Ali için 1 dolar çok yakındır, 75 cent çok yakındır. Ama 75 cent'i kırar ise hedefleri sırayla en kuvvetli dirençleri 1.80. Bunu da zaten şöyle dibe çeker ve reserve'ı açtım. Düşerkenki destekleri gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımıza direnç olarak geliyor. Söylediğimiz 0.618 kısmı Fibonacci'de 1 dolara denk geliyor. 0.786 ise 60-70 centlere geliyor. Yani 0.618 1 dolara Biko kırarsa gerçekten çok güzel seviyelere ulaşacaktır. Zaten düşerkenki dirençleri çok net gözüküyor. Bizim attığımız direnç çizgileriyle net uyuştu. Tabi bu 70 cent 1 dolar güçlü bir bölge. Buranın kırılması oldukça zor olacaktır. Ama sepetimiz sürecinde buralarda 20 centlerde 30 centlerde toplarken 1 dolarlara çıkıp kırarsa çok güzel karlı olacaktır. Bir sonraki coin'imiz Hurt arkadaşlar, Human. Human'ı neden koydum? Çünkü daha önce biliyorsunuz biz ön satış videolarımızda Human hakkında, tabi bu Human coin'imizdeki Human değil, Hurt Polkastarter'de
ICO Initial IDOS olmuştu. Initial DEX Offering yayınlanmıştı. CoinGate'de listeli. Oralardan alabilirsiniz. Çok yakından takip ediyoruz. Dipte güzel alım mumları var gördüğünüz gibi. Ve proje şelale yapmış. Şuradaki 2 cent civarını kırarsa diğer eski seviyelerine geri döneceğini düşünüyoruz. Bunun coin market cap'i 46 milyon dolar. Kendisi yapay zeka, big data kısmında çok güzel işler yapabileceğini düşünüyorum projenin. Ekibi de sağlam. Proje sağlam durdu. O yüzden bunu destekliyoruz ve HUM'unu da sepetimize atıyoruz. S-Swap arkadaşlar. Neden S-Swap? Çünkü S-Swap biliyorsunuz ön satışa daha önce katılmıştık. Mayer Wallet'tan katılmıştık. Biliyorsunuz Elrond EGL'de Multiverse X oldu arkadaşlar. Multiverse X isminde de Mayer Exchange'i var. Oradan satın alabilirsiniz. Burası bir DeFi borsası. Ben bu coin'i neden seviyorum derseniz S-Swap dibin dibine yerleşti arkadaşlar ve gerçekten aşırı değer kaybına uğradı. Çünkü Mayer ağındaki tek DeFi projelerinden diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Multiverse ağındaki ilk stable swap projelerinden diyebiliriz. O yüzden bu projeyi de yakından takip ediyoruz ve uzun zamandır da sepetimizde bulunduruyoruz arkadaşlar S-Swap'i. Sıradaki coin'imiz biliyorsunuz Yuru Kazanlar unutuldu ve Yuru Kazanlar'da en popüleri neydi arkadaşlar? Stepn. Stepn'dan sonra Vulcan arkadaşlar. Kendisi çıktı ama kimse tarafından bilinmiyor. Ve Vulcan'ın oyunu gerçekten çok iyi kazandırdığını ve binlerce kişi tarafından oynandığını biliyorum. Hobby, Bybit, Gate, BitGet birçok borsa listelenmiş Binance dışında. Oyunu da bu arada çok güzel. Oyununu da indirebilirsiniz. Ben şöyle oyununu indirdim. Oynuyorum yani. Hem yürü kazan var hem buradaki karakterinizi savaştırabiliyorsunuz. Veya bu karakterlerinizi zıplattığınız kısımlar vardı. Onlara bakabilirsiniz. Yani Vulcan'ı teknik olarak incelediğim zaman ise şuradaki dirençte olduğunu görüyorum 5 cent direncini. Bu 5 cent direncini kırarsa çok sert hareketler yapacaktır. Güçlü borsalarda listelendiğinde göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Vulcan oyunu gerçekten çok iyi. Sıradaki projemiz ise DYDX. Neden DYDX arkadaşlar? Biliyorsunuz kaldıraçlı işlemlerin DeFi tarafına daha da güçleneceğini düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi DYDX daha önce de airdroplar yapmıştı. Yüz binlerce dolar. Biz 4-5 wallet'tan katılmıştık airdropuna. Airdrop mühendisi olmasa da o dönemler para mühendisi kanallarında, coin mühendisi YouTube kanalında defalarca sizlere anlatmıştık. Airdrop alan arkadaşlar çok teşekkür etmişti. DYDX için ise 3 dolar 3.20 seviyelerini kırdığı takdirde 4.40'lara hızlı iğne atacağını düşünüyorum. Ve 4.40 kırdıktan sonra çok sert hareketlerle yükseliş boğasını yapabileceğini izliyoruz. Neden derseniz çok güzel alım mumlarının olduğunu burada dipteki hacimlerin patlamasından trendin yön değiştirebileceğini açık açık görebiliriz. DYDX sevdiğimiz projelerden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Para Mühendisi YouTube kanalında da videolarımız detaylı devam ediyor. Şimdi buraya gelelim. Sepetimize bir transaction daha yapacağız. Hemen yazalım arkadaşlar. Ne vardı sepetimizde? Mina geldi. Aptos'tan hemen sonra Mina geldi arkadaşlar. Mina'nın şu anki fiyatına göre 130 adet Mina aldım arkadaşlar. Sepetime ekledim. Mina'dan sonra hangisini almıştık? Asto alalım. Red State Token. Evet Asto alıyorum. 2100 tane Asto aldım. Alı alacağım arkadaşlar. 2700 tane alıyorum. Alı. Biko alıyorum arkadaşlar. 270 adet Biko aldım. Biko'dan sonra Hurt. 7500 adet de Hurt alıyorum. Hemen sepetime ekliyorum. Ash. 3000 adet Ash Swap ekledim sepetime. Vulcan ekliyorum sepetime. 2100 adet Vulcan ekledim sepetime. Evet. Şu anda sepetimiz gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet coin oldu. S-Swap'ten sonra da birkaç tane daha coin ekleyeceğiz. Sonraki hazırladığımız coinlerden bir tanesi QI arkadaşlar. QI'yı neden ekliyoruz? Çünkü buradaki direnci yine tekrar dipteki alım mumlarını görüyorsunuz. Ve buradaki 1 cent direncini kırdıktan sonra çok sert bir daha önce şelaleyi çok hızlı kapatacağını düşünüyorum 4 centlere doğru. Ama buradaki 1 ve 2 direnci arası çok güçlü bir direnç. Orayı da kırmasını bekleyebileceğiz. QI'yı da ekleyelim. BankQI Binance'da bulunuyor. Evet 11.000 adet aldık. En son olarak arkadaşlar buraya DYDX'i eklemeyi unuttuk. DYDX'i de ekleyelim. 40 adet de DYDX'le beraber sepetimiz oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam sepetimizin değeri 1025 dolar oldu. Şimdi bu sepetimizi aldığımız coinlere girdiğimiz tarihler belli. BankQI'yi en son ekledim. Çünkü ben BankQI'yi 4 cent civarlarında almıştım. Orada şelale gelmişti. Şimdi tekrar ekleme yapıyorum. Siz
siz almayabilirsiniz. Ama isteyenler, bence ben bu projenin şu şekilde buralardan artık geri dönüş yapacağını düşünüyorum. Çünkü Avalanche çağındaki tek landing platformu. Hep buradaki projeleri özel olarak seçtik. Para mühendis ekibi olsun, coin mühendis ekibi olsun, Evrop mühendis ekibi olsun. Ekibimizle beraber yaptığımız uzun süreli çalışmalar sonucu, Mert hocamızla konuşmalarımız, toplantılarımız sonucunda bu sepette karar kıldık. Ve ben askere gitmeden önce bunu alacağım ve gidiyorum arkadaşlar. Askerden geldiğimizde bu sepetin sonucuna bakacağız. Sizler de istediğiniz miktarlarda alımlar yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Oldukça güzel bir sepet oldu bence. Umarım daha iyi paralar kazanabiliriz. Birlikte hep beraber çok güzel işler yapabiliriz. Çok güzel sepetlerden paralar kazanalım. Tek isteğim bu. Sizin kazancınızla beraber çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Tecrübelerimizi, bilgilerimizi sizlere daha fazla aktarmak istiyoruz. Vaktimiz elimizden geldiğince, emeğimiz, gücümüz yettiğince sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.